I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Parapsikoloji, insanın duyular yolu ile algılayamadıklarını incelemek üzere kurulmuş bir bilim dalıdır. Ölümden sonraki yaşam, rüyalar, paranormal deneyimler ve ruhsal güçler gibi sıra dışı durumları inceleme konusu yaptığı için de bilim dünyasının en gizemli alanıdır. Yıllar boyunca Hitler Almanyası, Sovyet Rusya, Amerika ve Çin gibi güçlü devletler parapsikolojik deneylerin en uç noktalarında çalışmalar yapmış ve akıl almaz sonuçlara ulaşmışlardır. Bilinmesi gereken önemli bir konu vardır ki, günümüzde doğaüstü yani psişik yeteneklerin varlığı bilim tarafından kabul edilmiştir. En basit şekli ile Wikipedia'dan bilimin psişik güçleri kabul etmesine dair olan bilgileri araştırabilirsiniz. Psikoloji bilimi ile ilgili yaptığım bu kısa girişten sonra, videonun bundan sonraki bölümünde bilim dünyasının kayıtlarına geçmiş paranormal olayları sizlere kaynaklarıyla aktaracağım. Anlatacağım vakalar parapsikoloji uzmanlarının, ordu, polis ve hastaneler aracılığı ile olayları anlatanlar üzerinde yaptığı detaylı bir inceleme ve birbirinden bağımsız kişiler üzerindeki sorgulamalar sonucunda doğruluğu kabul edilerek bilim dünyasında kayıt altına alınmıştır. Kaza yapan uçak, iki kişilik bir uçağın göl kıyısındaki köşkün damına çarparak parçalandığını rüyamda açıkça görmüştüm. Köşkte bir adam vardı. O da alevler arasında yanıp kül olmuştu. Rüyamda gördüğüm şekilde o sabah iki mektup yazıyor ve ne gariptir ki kazadan söz ediyordu. İtfaiyenin bozuk kanal yolundan geldiğini ve bu yüzden de kaza yerine gecikmeli yetiştiğini kaydediyordu. Gördüğüm bu rüyadan sonra o gün gözlerim hep gelip geçen uçaklardaydı. Akşam sularında elektrikler yandığında, havada motor sesi duyunca bahçede oturan Robert'a bağırdım. İşte bir uçak geliyor. O da rüyamdaki gibi köşkün damına çarpıp parçalanacak. İtfaiyeyi ara. Kanal yolundan değil üst yoldan gelsinler. Robert bahçede çevreye göz attıktan sonra içeriye seslendi. Bu gelen uçak iyi durumda. Kaza falan yapacağı benzemiyor. Robert'ın bu sözlerine çok hiddetlenmiştim. Elimde olmayarak ben de ona söylendim. Sen bu konuyu benim gibi bilemezsin. Ne söylüyorsam lütfen karşı koymadan yap. Birkaç dakika geçmişti. Bir çarpışma sesi duydum. Rüyada gördüğüm kaza olmuştu. Uçağın pilotu alevlerden kendini kurtaramadan yanmıştı. İtfaiye arızalı kanal yolundan geldiği için kaza yerine yetişmekte geç kalmış, köşk de yanmıştı. Bu acı olaydan sonra kendimi toparlayabilmem için birkaç hafta geçmesi gerekti. Rüyanın bildirdiği uyarı mesajını zamanında kullanabilmiş olsaydım, belki de kazanın sonucu daha hafif olacaktı. Çünkü bu gibi psişik yüzleşimler gerektiği gibi kullanıldığı takdirde bazı felaketlerin önlenmesini mümkün kılabiliyordu. Kaynak: Tartışılan Bilim Parapsikoloji, Richard Burton. Benzeyen ağrı. Hiç unutmam, 8 Kasım 1961 günüydü. Sabah öğretmenlik yaptığım okula gelmiş ve doğruca sınıfa girmiştim. Her şey iyi gidiyordu. Ama dersin sonlarına doğru göğsümü ve omuzlarımı sızlatan korkunç bir ağrı başladı. Ağrı beni inletecek kadar güçlüydü. Müdür ve öğretmen arkadaşlar ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Ama şansım varmış ki bir süre sonra ağrım kendiliğinden geçti. Ben de işimin başına döndüm. Olaydan bir saat sonra müdür sınıfa gelerek beni telefonla çağırdı. Annem beni arıyor. Aklımdan bile geçmeyen kötü haberi verirken ağlıyordu. Evde beraber alt kata indikleri sırada ablasının kalp krizi geçirdiğini anlatmaya çalışıyordu annem. Kriz o kadar ağır gelmişti ki doktor çağırmaya dahi fırsat bulamamıştı. Daha sonra anladım ki beni çok kederlendiren kriz olayının olduğu sırada yukarıda sözünü ettiğim sancı da beni müthiş etkileyip kıvrandırmıştı. Bu olay aile bireyleri arasındaki duyular dışı iletişimin sonucunda olmalıydı. Tartışılan Bilim Parapsikoloji, Richard Burton. Karşımdaki görüntü. 1951 Aralık ayında kocam Deniz Piyadesi Birliği'nde görev almış ve eğitim için Paris adasına gönderilmişti. O sırada
Ada bölgesindeki havalar görülmemiş derecede soğuk geçiyordu. Bazı zamanlar ben de annemin o bölgedeki evine misafir gidiyordum. Hiç unutmam. Bir cuma günü salondaki kanepede uyukluyordum. Saat 01:30 sularında uyandığımda karşı odanın kapısında Richard'ın, yani kocamın dikilmiş beni seyretmekte olduğunu gördüm. Konuşmadan bir şeyi şikayet edermiş gibi bir hali vardı. Bir süre sonra karşımdaki görüntü kayboldu. Ertesi sabah olayı kahvaltıda anneme anlattım. Çok meraklanmıştım. Richard'a kötü bir şeyin olabileceğinden şüphe ediyordum. Bir sonraki günse Deniz Hastanesi'nden bir telefon aldım. Richard, zatürreden dolayı tedavi için oraya kaldırılmıştı. Daha sonra olanları ayrıntılarıyla öğrendim. O cuma gecesi eşime 12 ile 4 saatleri arası gece nöbeti verilmişti. Bilirsiniz, deniz piyadelerinin birliklerinde eğitimler çok sert düzeyde uygulanır. Eşim, nöbete gitmeden önce komutanına üstünde bir kırıklık olduğunu bildirmiş. Ama bu bildirimi görevden kaytarıyor olabileceği düşüncesiyle dikkate alınmamış. Sonuçta basit soğuk algınlığı, dondurucu gece nöbetinin etkisiyle zatüreye dönüşmüş. Ve eşimin ateşi 40 dereceye yükselmiş. İşte o cuma gününün gece yarısı, Richard'ın bana göründüğü saatte, nöbette ateşi yükselirken kendisi, "Ah şimdi eşimin yanında olsaydım," diye dua ediyormuş. Tartışılan bilim, parapsikoloji, Richard Bolton. Anneler ve evlatlarının arasındaki psişik bağ. Anneler ve evlatlarının arasında psişik bir bağın bulunduğunu birçok kişi bilir. Bu bağ bazen hayat bile kurtarabilir. 1989 Temmuz ayında olayın meydana gelişinden bir gece önce tatilden dönmüştük. 5 yaşındaki Mary ve 3 yaşındaki Jamie adlı çocuklarım oturma odasında oynarken ben evde ufak tefek işlerle meşguldüm. Kendimi rahat ve oldukça iyi hissederken üstüme aniden bir ağırlık çöküverdi. Kalbim korkuyla çarpmaya başladı. Bu his daha da ağırlaştı. Kesinlikle öleceğimi düşündüm. Aniden içgüdüsel olarak oturma odasına gidip çocukların iyi olup olmadığını kontrol etmeye karar verdim. Bayılmadan önce onların emniyette olduklarından emin olmalıydım. Oğlum bir bavulun üzerinde oturup gülüyordu. Ama ablası ortalıkta görünmüyordu. "Ablan nerede?" diye sordum. "Onun üstünde oturuyorum," diye cevap verdi. Onu derhal bavulun üstünden kaldırdım. Ve 5 yaşındaki kızımı bavulun içinde korkmuş ve nefessiz kalmış olarak buldum. Bana tıkanır gibi oldum. "Onun için seni çağıramadım," dedi. Aslında o beni telepatik ana kız bağı ile çağırmıştı. Tehlikede olan o olmasına rağmen ben kendimi tehlikede hissetmiştim. Bu sayede bir trajediden son anda kurtulmuştuk. Teorik ve Pratik Telepati, Ege Meta Yayınları. Dr. Ray'nin arşivinden bir başka psişik bildirim de Dr. Ray'nin arşivinde şöyle geçiyor. Olayın kahramanı Los Angeles tramvaylarında vatmanlık yapıyordu. Adam gece uykusunda her gün defalarca gelip geçtiği tehlikeli kavşak üzerine çarpıcı bir rüya görmüştü. Söz konusu kavşakta sürücüler tarafından sık sık trafik kurallarına aykırı dönüşler yapılıyordu. Psişik yüzleşimi geçiren vatman bunu bildiriminde şöyle anlatıyordu. "Rüyada gördüğüme göre içinde yolcuların bulunduğu tek vagonlu araçla güneydeki caddeye doğru yol alıyordum. Kavşağa vardığımda fren yaptım. 26. sokaktan gelen yolcu dolu bir başka tramvay da orada ışıkların geç işareti vermesini bekliyordu. Rüyadaki her şey gerçek hayatta olduğu gibiydi. Trafik sinyali geç işareti verince aracı harekete geçirdim. Karşıdan gelen tramvayın vatmanına selam vererek yola devam ettim. Fakat vagonlar tam birbirini geçmişti ki ansızın önümde parlak, kırmızı boyalı kocaman bir kamyon belirdi. Trafik kurallarına aykırı dönüş yapan kamyon üzerime doğru geliyordu. Öteki tramvay onun bizi görmesini engellemişti. Korkunç bir çarpışma sesi ortalığı kapladı. Yolcular oturdukları koltuklardan fırladılar. Kamyon devrildi. İçinde iki erkek ile bir kadın vardı. Kadın acı içinde kıvranarak feryat ediyordu. Hemen yardıma koştum. Genç kadın iri mavi gözlerini daha da açarak bana "Bunu sen yaptın. Eğer dikkat etmiş olsaydın bu kaza olmazdı," diye bağırıyordu. Rüyamın tam burasında kan ter içinde gözlerimi açmıştım. Ertesi gün her zamanki gibi işimin başına giderek çalışmaya başladım. Rüya çoktan etkisini kaybetmişti.
Ama ilk seferimde o tehlikeli kavşağa vardığım zaman, gece rüyada neler gördüysem hemen tümüyle yüzleştim. Kamyon rüyada gördüğüm kadar büyük değildi. Daha doğrusu kavşakta parlak, kırmızı boyalı bir mal teslim kamyonetiyle karşılaşmıştım. Aramızda bir çarpışma olmadı. Kamyonet neredeyse tramvayı sıyırarak önümüzden geçip durdu. Ben de frene bastım. Şoför yerinin içinde 3 kişi oturuyordu. Bunlardan kadın olan iri mavi gözlerini açmış, şaşkın halde bana bakıyordu. Rüyada gördüğüm kaza olmamıştı. Ama onun dışında her şey rüyada gördüğüm gibi geçmişti. Olay bu durumuyla bile midemi alt üst etmişti. Görevi orada bıraktım ve kendimi toparlamak için birkaç gün izine ayrıldım. Tartışılan bilim parapsikoloji, Richard Barton, Say Yayınları. Ölüm Odası. Kanada'daki Amsterdam kasabası, Detroit Nehri kıyısında kurulu sevimli, sakin ve eski bir yerleşim yeridir. Merkezden yapılan bir saatlik araba yolculuğuyla sanki bir önceki yüzyıldan izler taşıyan bu kasabaya ulaşılır. En iyi arkadaşlarımdan biri olan Pat Hansen, üniversitede okuyorken ailesiyle birlikte kalıyordu. Ailesi, ön kısmında babasının mücevher dükkanı için uygun bir yerde bulunan eski, geçen yüzyıl sonunda yapılmış bir çiftlik evi satın almıştı. Hansen'ın 2 büyük çoban köpeği de vardı ve bu eve taşınılması en çok onları mutlu etmişti. İlk başlarda olay bir rahatsızlıktan ibaretti. Arka odalarından biri hep soğuktu. Kaloriferlere ne kadar çok dilim eklense de oda kemikleri donduracak kadar soğuktu. Sonra Hansen, çoban köpeklerinin o odaya hiç girmediklerini fark etti. Zorla içeri sokulsalar hırlıyorlar, kulaklarını geriye yatırıyor ve izin verilir verilmez odayı terk ediyorlardı. Bir keresinde beni yemeğe davet etmişlerdi. Ve neden olduğunu söylemeksizin o yatak odasına girip neler hissettiğimi söylememi istediler. Üniversitede bir psişik deneye katılmıştım ve bir bakımı hassas olarak kabul ediliyordum. Kabul ettim ve odaya girer girmez diken üstünde duruyor gibi oldum. İçim üşümüştü ve kendimi çok üzgün hissediyordum. Bunu Hansen'a anlattım ve ailedeki herkesin bu odadayken aynı şeyi hissettiğini söyledi bana. Hiç kimse o odada uyumak istemiyordu. Ve eğer yatmak zorunda kalırlarsa korkunç bir ölümle ilgili kabuslar görüyorlardı. Dahası yatak odasının kapısı bir türlü kapalı kalmıyordu. Arada bir etrafta kimseler yokken ve pencerelerde kapalıyken yüksek bir sesle birden açılıveriyordu. Merakım iyice arttığından ertesi gün Yerel Tarih Derneği ile bağlantıya geçtik ve şunu öğrendik. O odada kıskanç bir koca karısını bıçaklayarak vahşice öldürmüş ve daha sonra kendi bileklerini kesip intihar etmişti. Tabii köpeklere herkes hak verdi. Madem girmek istemiyorlardı, girmeyeceklerdi. O oda artık kiler olarak kullanılıyordu. Ruh ve Madde Dergisi. Bir Denizcinin Rüyası. 1828 yılında Saint John Limanı'na doğru yol alan geminin birinci süvarisi, İskoçya'nın aynı attaki kurtarıcısının soyundan Robert Bruce idi. Bir gün öğleye doğru Bruce, kaptan ile güvertede güneşin durumunu inceliyordu. Biraz sonra ikisi de aşağıya indiler. Birinci süvari Bruce hesaplarla bir süre uğraştıktan sonra yerinden kalkarak kaptanın kamerasına gitti. Kapıyı araladıktan sonra, "Affedersiniz efendim ama ben hesapları çözemiyorum." Kaptanın kürsüsünde oturan adam başını kaldırınca Bruce yıldırımla vurulmuşa döndü. Kürsüde oturan adam, "Kaptan olmak şöyle dursun, gemidekilerin hiçbirine benzemeyen bir yabancıydı." Bruce, yabancının sabit bakışları karşısında dona kalmıştı. Neden sonra kaptanın kamerasından dışarı fırlayabilme gücünü bulabildi. Kaptan güvertedeydi. Bruce onu görünce, "Kaptanım, kameranızda bir yabancı var," diye haykırdı. "Bir yabancı mı? Kesinlikle süvari ya da kamarottur. Kamarama izinsiz olarak kim girebilir?" Bruce, "Hayır, kameranızda ömrümde hiç görmediğim bir adam var," diye ısrar ediyordu. Bunun üzerine kaptan, "Bir daha kamarama git, iyice bak," dedi. Bruce titredi. "Bir daha oraya tek başıma gitmemeyi tercih ederim," deyiverdi. Biraz sonra kaptanla aşağı inince kamerayı boş buldular. Bütün gemi arandığı halde hiçbir yabancıya rastlanmadı. Bununla beraber Bruce hikayesinde ısrar ediyordu. "Yabancıyı kürsünüzün üzerindeki yazı taşına bir şeyler yazarken gördüğüme yemin ediyorum," diyordu.
Kaptan o halde yazı hala orada olmalı dedi. Biraz sonra yazı taşını kontrol ettiler. Gerçekten yazı taşının üstünde bir şeyler yazılıydı. Kaptan Bruce'a, "Bu senin yazın olacak," dedi. Yazı taşının üstünde "Kuzey batıya dönün" sözcükleri yazılıydı. Kaptan devam etti. "Bruce, bizimle alay ettiğini itiraf et. Şuraya aynı kelimeleri yaz da senin yazını buradakilerle karşılaştıralım." Karşılaştırma yapılınca Bruce'un yazısının yazı taşındakinden bütünüyle farklı olduğunu gördüler. Bu sefer geminin bütün personelinin yazıları da karşılaştırıldı. Hiç kimsenin yazısı yazı taşındakine uymuyordu. Sonunda kaptan kararını verdi. "Ben Tanrı'ya, kadere, kısmete inanırım," dedi. "Bu mesajın gizli bir anlamı olacak. Kuzey batıya dönelim de olanları görelim." Gemi bir süre kuzey batıya doğru yol aldıktan sonra ileride bir buzdağı belirdi. Buzdağına yaklaşınca başka bir geminin buzdağına çarpmış olduğunu gördüler. Sağ kalabilen birkaç kişi geminin dalgalarla kamçılanan güvertesine sıkı sıkı sarılmışlardı. Kurtarılan kazazedelerin bir tanesi Bruce'un dikkatini çekti. Bu adam Bruce'un kaptanın kamerasındaki yazı taşına bir şeyler yazarken gördüğü yabancıya tıpatıp benziyordu. Gemi buzdağından uzaklaşınca Bruce kaptana bu keşfini anlattı. Kazaya uğrayan geminin kaptanına da bu olaydan söz ettiler. Kaptan, "Ne anlatmak istediğinizi anlıyorum. Bu gemici bize bugün kesinlikle kurtarılacağımızı söylemişti," der. Geminin kaptan kamerasına çağrılan denizci, kurtarılmadan birkaç saat önce rüyasında başka bir gemide bulunduğunu ve bu geminin buzların üstünde kalan kazazedeleri kurtarmaya geleceğini görmüş olduğunu söyledi. İç Varlık Dergisi, sayı 68, yıl 1957. Karşılaşmalar, tesadüfler. Karşılaşmalar şans eseri ya da tesadüfi olarak görünen şeyler için kabul edilebilir. Ama bazı olaylarda tanımlanabilir bir sebep ve sonuç bulunabilir. Örneğin, Theodore Ross ve karısı New York'un batısındaki Central Park'ta yürümekteyken, Bay Ross, ünlü Beatles grubunun bir şarkısını mırıldanmaya başladı. Normalde bu şarkıyı daha önce hiç mırıldanmamıştı. Sevdiği şarkılardan biri değildi. Her nasılsa Bayan Ross bu tesadüfe dikkat etti. Çünkü tam o sırada aynı kaldırımda yürümekte olan John Lennon yanlarından geçmekteymiş. Bu bir tesadüf müydü? Belki de Bay Ross, Beatles grubunun eski üyesi John Lennon'u şuuraltı ile fark edip zincirleme bir düşünce silsilesinin sonucunda şarkıyı mırıldanmaya başlamıştı. 7 Ocak 1995 tarihli Daily Mail gazetesinde Los Angeles'ın kuzeyinde bir Amerikan otoyol servis istasyonundaki otobüs durağı tuvaletinin dışında iki kadının tanışıp kısa bir süre konuştuklarına dair bir haber yayınlanır. Kadınlar daha önceden tanışmış değillermiş. Şivelerinden dolayı birbirlerinden hoşlanmışlar. Sonradan kadınlardan birinin 50 yıl önce diğerinin nikahında nedimesi olduğu ve o zamandan beri birbirlerini görmemiş olduklarını fark etmişler. Tahminen az önceki iki karşılaşma, bazı yerlerde herkesin başına gelen kategoridendir. Diyelim ki bir senedir irtibat kurmadığınız birisine mektup gönderirsiniz, o daha sizin mektubunuz o kişiye ulaşmadan, ertesi gün o kişiden bir mektup veya telefon alırsınız. Telefonlar, karşılaşmalarda bariz bir rol oynuyor gibi görünüyorlar. Karşı tarafın yanlış numara çevirmesi sonucu, kendilerine ait olmayan telefonu kaldırıp da kendilerini arayan birini bulan insanlarla ilgili vakalar bilinmektedir. Örneğin Bayan Sav, Kent şehrindeki plajda yürürken, tam önünden geçiyor olduğu telefon kulübesindeki telefon çalmaya başladı. Telefonun öbür ucunda, kendi köyünden olup da onun evinin telefonunu düşürmeye çalışan ama numaraları karıştıran birisini buldu. Diğer bir karmaşık ama amaçsızmış gibi görünen karşılaşma da 1900 yılında İtalya İmparatoru olan Kral Umberto'nun başına gelenlerdir. 28 Temmuz 1900 gecesi bir restoranda akşam yemeği yemekteydi. Ve orada aynı kendisine benzeyen ve kendisi gibi konuşan restoran sahibiyle karşılaştı. Restoran sahibinin adı Umberto idi. Hem restoran sahibi hem de kral aynı günde Turin'de doğmuşlardı. Restoran sahibi kraliçe ile aynı adı taşıyan Margarita ile kral ile kraliçenin evlendiği gün evlenmişti. Kral Umberto'ya taç giydirildiği gün restoran sahibi restoranını açmıştı. Kral onu ertesi gün yapılacak bir spor karşılaşmasına davet etti. Ancak restoran sahibi o sabah esrarengiz bir şekilde bir silah ile vuruldu.
Bu olaydan biraz sonra kral da bir suikaste vurularak öldürüldü. 1994 sonbaharında 60 yaşındaki Hollandalı'yı Kuzey Denizi'ndeki bir eğlence gezisi sırasında deniz tutar. Maalesef bu sırada takma dişlerini denize düşürür. 3 ay sonra radyoda bir balıkçının bir morino balığı yakaladığını ve içinden takma dişin çıktığını duyar. Yaşlı adam haberi aldığında takma dişine tekrar kavuşur. 1993'te yapılan araştırmalara göre Kuzey Denizi'nde 199 milyon morino balığı bulunduğunu düşünürsek bu çok büyük bir tesadüftür. Bir diğer şaşırtıcı tesadüf vakası ise şu şekildedir. 1957 yılında tatil için geldiğim Londra'da soğuk bir gün olduğu için yüzüme geçirdiğim kar maskesiyle kaldığım otele gidiyordum. O sırada birilerinin benimle aynı dili, yani İtalyanca konuştuğunu fark ettim. Duyduklarım karşısında ise çok şaşırmıştım. Çünkü önümde yürüyen iki İtalyan yine buraya tatil için gelmişlerdi. Ancak şaşırtıcı olan şey ise benim hakkımda konuşmalarıydı. Çünkü ikisi de İtalya'daki apartmanımda yaşayan komşularımdı. Ve evimde geçen sene meydana gelen, eşimin kaybıyla sonuçlanan hırsızlık vakasını kendilerinin gerçekleştirdiklerini, eşimin nereye gömülü olduğunu konuşuyorlardı. Ekim 1983, Fate Dergisi.